Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu ahir zamanda alaycılığın yayılacağı. Çok fazla, Değil evet mi? Ya hocam. muazzam bir alaycılık ahir zamanda yayılmıştır. Kur'an buna işaret ediyor. Ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Kapitalizmin hakim olacağı Mantığı. devre dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor. Zengin olan bir kısım kapitalistlerin nasıl hiç ölmeyecek gibiymiş gibi bir uslupla konuşuyor, hepimiz görüyoruz değil mi? Evet. Evet. Evet Tabii hocam. bakın diyor ki malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor diyor. Hakikaten sen baksan sanki hiç ölmeyecek gibi uslubu var. Evet hocam. Hayır andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. Ki o onların üzerine kilitlenecektir. Dikilip yükseltilmiş sütunlarda. Şimdi Kur'an'a tabi bu açık bir anlamı var ama işari anlam olarak baktığımızda mesela roketlere bakıyoruz. Dikilip yükseltilmiş bir sütun şeklinde oluyor. Evet Dik hocam. oluyor değil mi roketler? Evet. O onların üzerine kilitlenecektir. Roketler biliyorsun bir kilitleme sistemi var. Elektronik kilitleme sistemi. Hedef belirleniyor. Bilgisayarda hedefe kilitleniyor. Düğmeye bastım mı o kilitlenen hedefe doğru gidiyor o Evet. roket. Evet Değil mi? hocam. Bakın o onların üzerine kilitlenecektir diyor. O ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. Mesela yürek kimlerde? İnsanlarda oluyor. Evet. İnsanların üstünde tırmanıp çıkan, yukarıya doğru yükselen bir yapıdan bahsediliyor. Ve tutuşturulmuş ateş de var. Yine roketin bir özelliğidir bu. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Bir yönüyle ayet bu konulara da bakıyor. Maşallah. Yani dikkatlice baktığımızda ahir zamana bakması yönünden, ebcedleri yönünden bu yönü de var. Ama tabii bu asıl yönüyle kıyamette, cehennemde olan azabı anlatıyor. Ateşten bahsediyor. Tabii Evet. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. O yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. Kalbi içeriden insanları yakan bir ateş. O insanın üzerine kilitleniyor, insanı bırakmıyor. Ve sütunlara bağlı olarak inşallah. Ama bir yönüyle de bu olmuş oluyor. Bu anlama geliyor inşallah. İnşallah. Evet, çok güzel anlattınız hocam gerçekten. Evet.